hanım anne, ne istedin? Efendim? Ay duymuyor. Buyur hanım anne, ne istedin diyorum. Bana bak, kulağımın dibinde bağırma. Hem ben nereden senin hanım annen oluyormuşum? Ah efendim, mübalağalı tavrım için çok özür dilerim. Affınıza sığınacağım, rica etsem isminizi bahşeder misiniz bana? Mübeccel. Ay memnun oldum. Osmanlı mutfağından mısınız Mübeccel Hanım? Bak çocuğum, önce sen bana bir ismini bahşetsen. Tabii, tabii anneciğim, ismimi bahşedeyim. Tamamen organik anti-aging kremimizden haberiniz var mı? Neyden? Anti-aging kremimizden tamamen organik buğday ve kayısı özleri içerir. Bak canım, kremin içeriğini çok güzel ezberlemişsin ama telaffuzun bozuk. Farkında mısın? Ecik. Ecik. Öyle değil mi değil? Aa. Ya kusura bakmayın efendim. Yani o denli güzel ve zarifsiniz ki galiba heyecandan biraz kafam karıştı. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Yıllardır çalıştığım organik çiftliği değiştirmek istiyorum. Söyle bakalım. Buraya gelmem için bana 3 tane neden söyle. Aslında Oliva'ya gelmek için 3'ten fazla sebebiniz var. Güzel. Ama ilki, tüm ürünlerimiz organik ve sertifikalıdır. Ayrıca mağazamız oldukça köklü bir kuruluş olan Çalhan Holding'in bir koludur. Tuhaf bir sevimliliğin var senin. Teşekkür ederim. Öyle derler. Sağ olun. Ve üçüncüsü. Evet, üçüncüsü ve en önemlisi, kişiye özel hizmet anlayışıyla çalışan aşırı yakışıklı, yani vizyonlu bir müdürümüz var, Mert Çalhan. Neymiş bakayım bu Mert Çalhan'ın vizyonu? İşte omuzları, yürüyüşü olabilir. Şöyle bir gözlük çıkarışı var. Anlamadım. Yani hem karizmatiktir hem çalışkandır. Hem müşteri memnuniyetine hem çalışan memnuniyetine önem veren bir patrondur kendisi. Mesela geçen gün burada Oliva'da Oliva'nın yeni dönemini kutlamak için bir yemek düzenledi bize. Bak sen. Evet. Orada dedi ki, biz bir aileyiz. Zorlukları hep beraber atlatacağız ve başarıları beraber kucaklayacağız dedi. Çünkü aile olmak bunu gerektirir dedi. Hele bunu söylerken öyle bir boncuk boncuk bir bakışı vardı ki. Peki. Bak, cemiyet hayatında bu Mert Çalhan için çok haylaz ve çapkın denirdi. Uslanmış demek. Uslanmak ne kelime. Size çok gizli bir bilgi vereceğim ama aramızda kalacak lütfen. Mert Çalhan çok yakında evleniyormuş. Ne? Evleniyor muymuş? Evleniyormuş. Evet. Kerem Bey, misafiriniz geldi. Ya o misafirimiz olur mu ya? Başımızın tacı. Aman benim oğullarım nasıl da güzel çalışırlarmış böyle. Mert Bey, birazdan depoya yeni mallar gelecek efendim. Geldiğinde depoda mı olmak istersiniz? Evraklarımı getireyim sadece. Ben depoda olmayı tercih ederim şahsen. Depoda olayım ben. Hatta biz şu an gidelim depoya, orada bekleyelim değil mi? Hadi biz kaçtık izninizle. Şehzadem. Baba ne? Seni görmeye geldim. Konuşabilir miyiz biraz? Dur. İçeride şimdi temizlik falan var. Sen hiç girme oraya. Biz toplantı salonuna gidip rahat rahat konuşalım, olur mu? Peki. Hadi gel. Söylüyorum Tay. Yok yok, istemem. Zaten burada çalışanların hepsi bir tuhaf oğlum. Niye? Baksana sekretere, şaşı galiba. İki tane çay gönderir misin buraya? Mert Bey diyor, böyle sana bakıyor. Ya deme kız öyle. Öyle ne yapalım? Aşağıda da başka bir deliyle tanıştım. Ecem iyiymiş, neymiş ismi, öyle 3 harfli. O ne biçim kız öyle ayol? Gel bakalım, otur yanıma. Evet.
Yani şu an niye kesişiyoruz hiçbir fikrim yok hakikaten. Boyun kaç senin? 1.78 falan. Bel ölçüm. Ya nereden bileyim babaanne? Neyse önemli değil. Akşama terzi İsmet Bey gelir alır ölçüleri. Sebep? Senin düğün hazırlıklarına başlıyorum ya. Benim düğün hazırlıklarım ama. Şimdi bak, kız ecnebi olduğuna göre hazırlıklar listesi genişliyor haliyle. Şimdi hemen arayıp ilk uçakla Türkiye'ye gelmesini sağlıyorsun kızın. Daha Türkçe öğrenecek, gelenek göreneklerimizi öğrenecek. Çok iş var, çok. Şimdi babaanne ben sormaya korkuyorum ama... Yani ben kısa süreli bir hafıza kaybı falan mı yaşıyorum? Sen ne ara yeğenle beni baş gözetmeye karar verdin? Ben mi? Evet. Asıl en son duyan benim. Aşağıda bütün çalışanların senin Mert Bey'in evleneceğini, düğününü konuşuyor. Mert Bey'in? Ha, Mert Bey'in. Tamam ya, ben değilim ki zaten. Yani ben bile bile çıkarttım o dedikoduyu. Evlendiğim falan yok. Nasıl yani? Ya şimdi babaanne biliyorsun benim kadınlar üstünde doğal bir etkim var. Yani ben bir şey yapmasam da onlar bana aşık oluyorlar bir şekilde. Ben de hem çalışanlar yanlış anlamasın hem de yanlış bir şey düşünmesinler diye evleniyorum dedim onlara. Mert, seni ben bile çözemiyorum. Sen dahi misin yoksa zır değil? Yani korkacak hiçbir şey yok. Artık dikkatimi dağıtacak hiçbir şey kalmadı. Tamamen işime odaklıyım. Burası gazetelerin magazin servisine dönmüşken burada nasıl bu işler dönüyor bilmiyorum henüz. Ama öğreneceğim Mert. Baba ne? Bak hani raporları sunacağın kurul var ya, onu 2 gün sonraya aldım. Ama baba ne? Hazır mısın değil misin? Burada işler nasıl dönüyor? Bir görelim bakalım. İyi yani daha fazla çalışıyoruz o zaman. Ne yapalım? İşte. Vallahi şu kurabiyeleri zor kurtardım kızın elinden. Ya Ece biraz öyle bir kız ama iyidir yani. Aa ne iyi kızı, deli diyor oğlum sana. Senin oğlun gel gitti diyor, lafa bak. Haklı kız. Yani o eserekli kız yüzünden mi üzüyorsun sen Şirin'i? Şirin'i mi? Tabii ya, hemen geldi sana değil mi? Yok ya, davetiye getirmeye gelmiş. Baktım ağlıyor, ben de... Ağlıyor mu? Ya hem de nasıl içli içli ağlıyordu kızcağız. Ben sordum da öyle anlattı anneciğim. İyi de niye ağlıyor anne? Şimdi siz garipçeye gitmişsiniz ya. Kerem beni yanlış anladı diyor. Ben sadece uzak dedim diyor. Allah Allah. Anneciğim sen oğlunu tanımıyor musun? Ben üzmek ister miyim onu? Sabah sürpriz yaptım, garipçeye gittik. Ama sevmedi kız ya. Ya benim hayalim olan yer, kız nefret etti. Nasıl söyleyeyim sana? Biz mutlu olamayacağız onunla, belli yani. Oğlum, böyle kadınlar yer yurt değiştireceğiz deyince zorlanırlar. Bin bir türlü soru gelir akıllarına. Yani alışması için biraz zaman vermen lazım. Hatırım için. Anneciğim. Ne olur, bak görseydin içim parçalandı kızın haline. Üzme kızı Kerem. Üzmeyeyim değil mi anne ben o kızı? Üzmeyeyim ben, evet. Haklısın, vallahi üzmeyeyim ben o kızı. Hah, aferin benim oğluma. Hadi ben gideyim de sen de işinden olma yavrum. Gel öpeyim seni. Nasıl yani, geçirmeyecek misin beni? Anneciğim işim var biraz ya. Gel, gel, gel. Ben sana kıyabilir miyim? Yani yakışıklı oğlumun koluna gireyim de gururla yürüyeyim değil mi? Gel. Annenin hissettiğini çocuk da hissedermiş. Bugün ekstra kalorileri umursamıyoruz. Bugün depresyondayız. Yarasın kızıma. Süreyya Koran'ın düzenlediği etkinlikte Çocuk Esirgeme Kurumu yararına rekor bağış toplandı. Aa,
Beni niye yazmıyorsun sen ya? Ben de oradaydım. Desene Metin'in sevgilisi de oradaydı diye. Sen? Bak yavrum, yönetim kurulunda yapacağın bu sunum Mert Çalhan'ın geleceği için çok önemli. Anlıyorsun beni değil mi Mert? Evet, Bediye Çalhan'a hizmet etmek benim için büyük bir onurdur. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Yok efendim, haşa. Buyurun. Ey Allah. Ay hanım teyze büyük Çalhan'mış ya. Cansu. Canım oğlum benim. Bugün seninle nasıl gurur duydum bilemezsin. Anneciğim hadi görüşürüz Ayşe o zaman. Ayşe Hanım ya. Değil mi bu? Aa Bediye Hanım siz de mi buradaydınız? Uğur Böceğim, hanım anne kimmiş biliyor musun? Yo. Büyük Çalhan'mış ya, büyük. Buranın sahibi. Bediye Çalhan mı? Oha, Büyük Çalhan küçük asistanın sırtını mı sıvazlıyor ya? Ne iş? Bizim patron da asistanın annesinin elini öpüyor. Ne oluyor ya? Oldu o zaman. Siz sohbetinizi evde devam edersiniz. Biz de çalışmaya gidelim artık, değil mi? Vallahi maşallah diyelim Bediye Hanım. Ne güzel çalışıyor oğlanlar değil mi? Maşallah. Ayşen teyzem, Ayşen teyzem. Asıl sana maşallah ya. Bak biz koca adamlar olduk, sen hala genciciksin. Seni gidi. Bediye Hanım, çok teşekkür ederiz. Üzerimizde çok büyük emeğiniz var. Çocuklar, bu ne bugün bu sevgi, bu muhabbet? Aa, olur mu ya? Biz hep sevgi doluyuz kardeşim, değil mi kardeşim? Tabii tabii kardeşim. Gel. Uğur Böceğim tutan öpüyor vallahi. Ne biçim ilişkiler bunlar ya? Vallahi ben de hiç anlamadım. Hadi hoşça kalın. Görüşmek üzere. Oğlum, arayacaksın değil mi Şirin'i? Anneciğim kaç yaşında insanım ben ya? Bir şeyi 10 kere söylemenin bir anlamı yok ki. Tamam, bir fırsat bulup arayacağım. Tamam anne. Aferin benim oğluma. Şimdi içime su serpil. Hadi yavrum. Tamam, Allah senin açıklığı ver. Sağ ol annem. Şöyle geçeyim ya. Sağ ol evladım, ben açtım. Sen bizi mi izliyordun orada? Hani bakmayacaktın benim olduğum tarafa bir daha? Ya ne münasebet, ben burada işimi yapıyorum. Sen benim görüş alanıma girmişsindir. Belli. Kalite kontrol yapıyorduk herhalde.
çok yakınsın asistanın annesiyle. Evet, sağ olsun çok sever beni. Hani yemek yapmayı kimden öğrendin diye sormuştun ya. Ayşen teyzeden. Hatta beni o yetiştirdi bile diyebilirim. Gerçekten mi? Hmm. Yani sen... Ya üf, benim kafamı karıştırıp durmasana ya. Yani nasıl bir adamsın çözemiyorum bir türlü. Bir burnun havalarda, arabalarda geziyorsun son model. Bir asistanın annesiyle oğlundan daha yakınsın. Çözemiyorum yani. Buraların hali ne böyle? Ay sen de vur yüzüme Metin. Sen de o kadınlar gibi sen kim oluyorsun da yüksek sosyetede kendine yer arıyorsun de. Ne alakası var şimdi? Bunu diyorum. Gel bakalım kızım, gel 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 gel. Hoppa. Gel bakalım benimle. Neymiş yeni haber? Niye gelmiş Bedel Sultan? Neye gelecek? Yapıştırdı iki gün sonrasını kurulu. Harbi mi? Oo. Ayşen teyzem niye gelmiş? Ayşen teyzen, Ayşen teyzen tek bir derdi var bu sıralar, o da Şirin. Ha, sahi ya, sen ne yaptın o işi? Sabah buluştuk işte, garipçe gittik. Hadi ya. Oğlum niye anlatmıyorsun bana böyle şeyleri? Allah Allah, sordun mu ki? Soruyorum işte şimdi. Ha? Şş. Nasıl geçti çapkın? Beğenmedi abi garipçeyi. Allah Allah. Ona hitap etmedi orası yani. Özetle aynı hayali paylaşmıyoruz. Ya bırak oğlum şimdi hayali falan. Sen kızı öptün mü öpmedin mi onu söyle. Of. Oflama, oflama oğlum, oflama. İnsan dokunmatik bir hayvandır. Şimdi bak şimdi ben sana birkaç tane taktik vereceğim, sen onları uygula. Tamam. Mert. Tabii dinle. Bak şimdi. Bu arkadaş Şirin, tamam mı? Ben de senin. Mert. Ya bir dinle kardeşim. çok güzel bir akşamüstü değil mi bugün? Mert bir dur. Ne oluyor oğlum ya? Bir dur ya, herkes bir dursun. Arap saçına döndü ortalık. Biri Şirin diye ağlar, biri Oliva'ydı, yer değiştirmeydi. Bir taraftan da Cansu. Hepinizi kollamaktan, kimse üzülmesin diye kasmaktan artık kendimi şaşırdım Mert. Yok, ben bu değilim. Oturtacağım artık hayatımı yani. Ne yapacaksın mesela? Önce Şirin meselesini halledeceğim. Net olmak en sağlıklısı. Sana da sevgilinle mutluluklar. Ya Güzel, kusura bakma, ben sana yar olamayacağım. Görüşürüz. Belki bu keyfini yerine getirir. Nasıl? Benim mi yani şimdi bu? Tabii ki senin. Ay, bana mı aldın bunu? Evet, kendi ellerimle seçtim. Ay, kızım, gördün mü baba bize ne almış? Hem de kendi elleriyle getirmiş. Binsene. Ay Metin, bu son model değil mi? Yani o sosyete kadınların hiçbirinde yok şu anda bundan. Yok canım, bir tek sende var. Tamam. Herkes duysun. Metin sevgilisine ne almış? Ay. Beğendin mi? Ya bayıldım. İyi günlerde kullan. Alo Şirin. Alo Kerem. Ben sabah için senden çok özür dilerim gerçekten. Yok canım, ne özrü? Seninle konuşmam lazım benim, akşam buluşalım mı? Bu akşam mı? Hı-hı, uygun musun? Çıkalım. Tamam, o zaman akşam alıyorum seni. Tamam, olur. Görüşürüz. Görüşürüz. Hı?
Mert Bey, bir sorunumuz var. Ne oldu yine? Depoda ufak problem oldu da bugün gelen mallarla ilgili. Ne problemi? İade var ama satıcı işi yokuşa sürüyor. Tamam, tamam ben hallederim. Abicim, dinlemiyorsun ki beni. Bak, ben 3000 kilometre yoldan getirdim o malları. Bir kısmı çürüdü haliyle. Anladım kardeşim de bu haliyle satın almanız mümkün değil. Bir kısmını alsaydım bari. Sağlamlarını ayıklarım ben. Bak ne yazıyor burada? Tam iade. Yapabileceğim bir şey yok maalesef. Ben bunları geri götürürsem bu mallar yolda helak olur. Bu para burayı batırmaz. Ama beni batırır. Memlekete parayla dönmem lazım. Benim küçüğün hastane masrafları var. Kusura bakma. Elimden bir şey gelmez. Şey, bakar mısınız? Buyur kızım. Ne kadar zarar ettiniz? Vallahi yoluyla moluyla 700 lira zararım var. Hesap numaranızı alabilir miyim? Neden? İzin verirseniz yardım etmek istiyorum. Tamam da sen mi ödeyeceksin? Ya benim kenarda köşede birikmiş biraz param var. 3-5 kuruş var. Yani iyi bir şeye yarasın bari. Olmaz kızım. Senin etin ne, ütün ne? Sonuçta sen burada bir çalışansın. Lütfen izin verin. Yani hem çocuğunuzun hastane masrafları varmış. Ben bunu bile bile nasıl duracağım şimdi? Ya param varken bir de. Yardım edeyim sonra siz bana ödersiniz. Hem insan hayatta yaptığı iyilikler kadar mutlu olur derler. Ben de mutlu olacağım. Ama yavrum. Lütfen hesap numaranızı alabilir miyim? Yarın hesabınızda olur. Çok sağ ol. Allah senden razı olsun. Söz, iade edeceğim söz. Sağ ol. Senin ne işin var ya burada? Ödeştik. Nasıl yani? Hani sen beni anlamadığını söylüyordun ya. Ben de seni anlamıyorum. Ya nasıl bir kızsın sen? Gerçekten senin gibiler hala var mı bu dünyada? Benim kafamı neden karıştırıyorsun? Anlamıyorum. Şey, benim işe dönmem lazım. Baba. Haber vermiş miydin sen geleceğini? Vermedim. Cansu, koskoca bir holding yönetiyorum. Çok işim var. Randevu mu almam gerekiyor benim buraya gelirken? Gel. Seninle bir şey konuşmam lazım. Acil. Acil. Evin bütün kadınları aynı gün heyheylenmeye mi karar verdiniz? Aferin size. Şu sabahki mesele. Hissedarlık. O konuyu konuşmuştuk Cansu. Israr etmeyeceğim zaten. Merak etme. Okuldan bir arkadaşımın evinde kalmak istiyorum. Ben de bu hissedarlık meselesini kabulleneyim. Bu kadar. Bu kadar. Bu konuyu annenle hallet, benle değil. Hayır. Sen kime hayır diyorsun? Ben senden bir şey istiyorum baba. Şirkette bana hisse verip vermeme kararı sana ait değil mi? Ben de bu hakkımdan feragat etmiyor muyum?
haliyle arkadaşımda kalma izni de senden isteyeceğim. Hem sen anneme laf geçiremez misin? Tamam. Yalnız sadece hafta içleri. Hafta sonu evdesin, tamam? Teşekkür ederim. Bırak. Hiç sevmem laubali. Teşekkür ederim. Bırak. Hadi. Tamam. Sen kararını değiştirmeden ben hemen gidiyorum. Bayıldım enerjine. Hadi söyle. Benim de güzel bir şey duymaya ihtiyacım var zaten. Babam izin verdi. Ece'ye taşınıyorum. Hadi ya. Harika bir haber bu. Senin adına çok sevindim. Bana bak. Ama bunun sonu gidip de dönmemek var gibi olmasın. Tamam mı? Aman yok. Nerede? Hafta sonları yine şahane Koran konağında olacağım. Tabii. Ama... Hadi söyle. Şu kadarcık küçük minicik bir problemimiz var. Ya da Süreyya adıyla anılan devasa bir problemimiz. Tamam, anlaşıldı. Annem ben hallederim, merak etme, hadi sen keyfine bak. Ya sen bir tanesin ya. Hadi kaybol. Hadi ben kaçtım, bay. Soğandan dersin Ece. Aa, Allah Allah. Bu kim ya? Hayırdır inşallah. Hacı amca mı geldi acaba ya? Kirayı da ödedik. Geldim Hacı amca. Bu ne be? Aşağıda oturuyor. Hacı amca kim ya? Ya ev sahibim. Şimdi buraya taşındığını öğrenirse kesin zam yapar kiraya. Ya ne yaparsa yapsın umurumda değil. Yalnız bu evle ilgili bilmen gereken önemli şeyler var. Beni takip et. Gel bakalım güzel kızım. Nedir bu? Musluk. Doğru, musluk. Şu dolabı açabilir misin lütfen?
Ne görüyorsun? Kova. Kovanın içinde? Su. Evet, çünkü bu musluk su damlatıyor. Arada bu kovayı boşaltıyoruz, okey? Okey. Devam ediyoruz. Evet, görmüş olduğun mekan salonumuz. Bu koltuğu sana daha önce söylemiştim. Bu koltuk kırık, unutmuş olabilirsin diye. Tekrar söylüyorum, bu önemli çünkü. Bu koltuğa otururken çok dikkat ediyoruz. Yoksa laps diye yere yapışabiliriz. Yani popoyu koyduğumuz yere dikkat ediyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Devam edebiliriz. Evet, banyomuz. Yerler ıslak ve kaygan olabilir. Dikkat edelim lütfen. Alternatif tatil rotaları arayanlara Boğaz'dan bir yerdir. Eğer duş yapmak istersen serinlemek için şu görmüş olduğun duşu kullanabilirsin. Eğer oradan su gelmezse şöyle bir sallaman gerekiyor. Bir de şu aşağıda eğer o kaldırdığında hala aşağıdan akıyorsa lifi böyle sıkıştır araya, o zaman gelmesi lazım. Oralarda bir sıkıntı var ama onu halledeceğiz inşallah. Ya boş ver, tek sıkıntımız olsun ya. Ya birkaç yerde daha arıza var da zamanla öğrenirsin. Hallederiz. Ay benim içim yandı ya, bir çay mı acaba yapsak? Hadi tamam. Hadi. Cansu, sen de şuradan çayı çıkarabilir misin? Ay, yarın da spotçu Nuri'den... Ver bana. Spotçu Nuri'den yatak alırız. Vallahi bitti gitti. Ece. Hı. Ya bu ev çok güzel. Ah canım, kıyamam ya. Nasıl bir yokluktan geldiysen. Ya burası bizim evimizmiş şimdi, inanamıyorum. Ağlama kız. Vallahi bak zaten şuramda yangın var, ciğerim pare pare yani. Bir şarkıya giresim var şu anda. Aman aman, tamam. Tamam, sustum. Sen sakın şarkıya falan girme. Ya tamam, girerim çünkü yani. Selam. Ya nereye gideceğimizi bilmiyorum. Böyle giyindim ama. Güzel olmuş muyum? Çok güzel olmuşsun. Gerçi ben... Neyse. Hadi güzel bir yere gidip yemek yiyelim ha. Cansu. 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 Hah, anneciğim ben de sana geliyordum. Cansu nerede Can? Gel odamda konuşalım istersen. Can. Ama bak biricik oğlun sana kendi elleriyle ne yaptı? Ihlamur. Yatmadan önce vazgeçilmezsin. Senin de çocukluğundan beri bana tatsız bir şey söyleyeceğin zamanlardaki vazgeçilmezin. Gel, dökül bakalım. Can, nerede bu kız? Anneciğim, önce çayını içsene bak. Senin için hazırladım ya, çok güzel. Can'cığım, dökül dedim. Peki, tamam. Cansu... Bazı günler bir arkadaşında kalacak. Ne yapacak? Ne kalması? Kimmiş bunlar? Ece diye bir kız. Ece. Nasıl bir aile bunun? Kimler yani? Annesi kim, babası kim? Nerede yaşıyorlar, ne iş yapıyorlar? Kaliteli bir aile mi? En azından bir Fransız lisesinden mezun mu? Tabii tabii. Ondan sonra da Oxford'a gitmiş zaten. Yani nereden bileyim? Tanışmadım ki kızla. Ne demek tanımıyorum Can? Bilmediğimiz yere yollanır mı çocuk? Anneciğim, Cansu artık çocuk değil. Bu bir. İkincisi, ailemize uygun mu bilmiyorum ama... Cansu çok mutlu olduğu bir yerde kalıyor. Bundan eminim. Bravo. Şu ailenin bütün meseleleri bitti. Bir tek Cansu Hanım'ın mutluluğu kaldı. Çok güzel. Peraş'tan sormayı unuttum. Cansu Hanım başka bir yerde kalma iznini kimden almış acaba? Sen mi verdin? Babam vermiş.
güzel. Beni hiçe sayıp Metin'den almış izin, öyle mi? Anneciğim, yanlış anladın aslında. Ben anlayacağım, anladım canım. Ben bilirim o uğursuza yapacağını. Affettin değil mi beni bu sabah için? Ha, yok canım. Sen ne hissediyorsan onu söyledin. Suç değil ki. Ama sen mutsuz oldun. Yiyecek bir şeyler söyleyelim mi? Söylemeyelim Kerem. Seninle bir şey konuşacağım demiştin. Onu konuşalım önce. Peki. Şirin, seni hep çok beğendim biliyorsun. Yani çok akıllısın, çok güzelsin, tertemiz bir insansın. Yani canı gönülden söylüyorum, keşke biriyle birlikte olmak için bunlar yeterli olsa. Keşke sana aşık olabilseydim. Seni üzmeyi hiç istemedim. Ama biliyorum ki yani devam edersek çok daha mutsuz olacaksın. Ama son kez bugüne kadar seni kırdıysam, üzdüysem, ne bileyim kafanı karıştırdıysam, hepsi için çok özür dilerim. Affet beni. Böceğim. Sana annemle oynadığımız bir oyunu öğreteyim mi? Ay tabii, öğretsene. Şimdi önce bugün iyi olan bir şey söylüyorsun. Yani günün iyisini. Sonra kötü olan bir şey söylüyorsun. Günün kötüsü. Bir de bugün nerede olmak isterdin onu söylüyorsun. Annenle mi oynuyordunuz bu oyunu gerçekten? Evet, her gece. Şimdi ben başlayayım. Günün iyisi, Uğur böceğim yanıma taşındı. Günün kötüsü... Onu biliyoruz zaten. Evet, Mert Bey'in evlenmesi. O kötü oldu biraz. Nerede olmak isterdim? Mert'in yanında. Evet, sıra sende. Tamam. Günün iyisi... Artık seninle aynı evde yaşayacak olmam. Nerede olmak isterdim? Ben galiba hayatımda ilk defa tam da olmak istediğim yerdeyim ya. Günün kötüsü? Günün kötüsü yok. Ne diyeyim, ne yapayım bilemedim. Burada oturmak zorunda değiliz, istersen başka bir tarafa da gidebiliriz. Çabalama lütfen. Daha çok üzüyorsun beni. Yani beni sevmiyorsun ki. Bir şey gelmez elinde. Çok üzgünüm. Ama sana son bir şey soracağım. O kız yüzünden değil mi? O kız yüzünden bozuldu aramız değil mi? Şirin, yapma Allah aşkına. Biraz önce ne söyledim sana?
Ya mutsuz olacaktık biz. Hiç de bilmem. Gül gibi evlenecektik biz. Tamam, tamam. Yalanlardan gerçekten çok sıkıldım. O yüzden yalan da söylemeyeceğim sana. Evet, başka birinden hoşlanıyorum. Şirin. Sakın. Sakın Kerem. Gelme peşimden. Yalnız bırak beni.